Buradaki suyumuz yaklaşık 3000 yıldır hiçbir cazibesini bozmadan kendiliğinden kaynayıp doğal olarak burada durmakta. Biz buna ne artezyen ne bir bizim tesis ve mekanik müdahalede bulunmadık. Sadece ve sadece biz burayı gördüğünüz gibi arkadaki havuza gördüğünüz gibi bir alan oluşturup orada birikmesini sağladık. Orada biriktirdikten sonra biz bunu tesislerimize gönderdik. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroloji Klimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapılmış olan buranın analizasyonunda 896.2 miligram litre anyon ve katyon barındırdığı varsayılmakta. Bu resmen bunu yapılan araştırma sonucudur. Doğal tesisimizde faydası olduğu varsayılan hastalıkların başında sedef, tensel hastalıklarda sedef, mantar, kaşıntı ve uyuz gibi, tabiri caizse uyuz gibi hastalıklara birebir tedavi ettiği ve faydalı olduğu söylenmekte. Ayrıca içsel hastalıklardan da erkeklerde hemoroid gibi kadınlarda da içsel hastalık olarak rahim hastalıklarına çok iyi geldiği söylenmekte. Şurada aşağıda görmüş olduğumuz Roma hamamından ve elle oyulma havuzdan dolayı çok eski, en az bizim bilebildiğimiz 3000 yıllık bir su olduğu varsayılmakta. Belki daha da eskidir. Onu da bilemiyoruz. Ergöz Kalesi'nde tutulmakta olan kadın tutsakların oradan kurtulup buraya şifa bulmasıyla kaynaklanan bir güzel tarihçesi vardır buranın. Cüzzam denen onulmaz, çaresi bulunmaz bir hastalık var. Kendi vücutlarının yarasını burada saklanırken iyi olduğunu fark ederler. Burada kendi cilt hastalıklarının iyi olduğunu görüp sevinerek kaleye geri dönerler. Ve o zamanki kale komutanının kapısını çalarlar tekrar kaçmış oldukları yere. Vücutlarını gösterirler diyerek biz şuradaki sıcak suda tedavi bulduk. Buradaki diğer tutsakları, esirleri de oraya götürelim. Onlar da şifa olsun. Onlar da şifa bulsun diyerek o komutanla birlikte buraya gelirler ve burada şifa bulurlar. İsmi o günden bugüne esire olarak kalmıştır.